15 Ağustos Salı Yeni Şafak Yazarı Leyla İpekçi Yazısı Buğday Hasadı 1 İki ay önce bir sempozyum için Saraybosna'dayken gönlüme filmimiz Buğday'ın yolculuğunu ilk düşüren Amina oldu. Sempozyumun organizatörlerinden çevirmen edemiyatçı Amina Silcak Casonkovic bize her zamanki gibi evine yemeğe davet etmişti. Dedi ki madem Berlin olmadı Ağustos'ta Sarajevo Film Festivali var. Daha önce de geldiniz. Biliyorsun pek güzel olur. Hadi buraya gelin. Burada yapın dünya premierinizi. Bir an gönlüme düştü sahiden. Evet ne güzel olurdu. Buğday adlı filmimizi 5 yılda tamamlayabilmiştik nihayet. Fakat Alman, Fransız, İsveç, Katar'dan ortaklarımızın yaklaşımının yanı sıra uluslararası dağıtımcımız da filmin galasını bir başka festivalde yapmaya çalışıyor olabilirdi. Bakalım dedim nasip. Sahiden de nasip büyük bir sır. Buğday Sarayova'da attı tohumunu. Birkaç gün önce Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen kıymetli dostlar, sinema öğrencileri, tutkulu izleyicilerle hep birlikte ektik buğdayımızı. İnşallah gönüllerde yeşerir. Her şeyin hızı akıp tükendiği, kıymetin vasatlaştığı, kanlı kansız şiddet dolu bir dünyada bir filmi hakkı hakkıyla yapmaya çalışmak 5 yılımızı almıştı. Eşim yönetmen yapımcı Semih Kaplanoğlu'nun dediği gibi bir fikri 5 yıl boyunca kırmadan, düşürmeden, 3 kıtada, onlarca farklı bölgede, farklı dilden ve kültürden gelen oyuncu ve elemanlarla birlikte oradan oraya taşımak ve bu fikri filme dönüştürmek kolay olmadı sahiden. Hele bütçeyi toparlamak, milyonlarca avronun sorumluluğunu üzerinde hissetmek, son ana dek denkleşmeyen bütçelerle elindeki imkanları sonsuz kez zorlamak, ısrarla devam etmek, metanetini korumak. Derken memleketçe yaşadığımız sancılı süreçler, terör, darbe ve işgal girişimleri, karalama kampanyaları… Bu da yetmiyor olmuş gibi vicdanen ve siyaseten haksızlığa, iftiraya vesaireye maruz kalıp göğüs germek, tahammüllü olmaya çalışmak. Film bütün bu gerçeğin içinde çekilmekteydi zaten. Çok farklı ırklar ve farklı etnik kimliklerden yüzleri bir araya toplayan filmimizin oyuncuları arasında Boşnak Ermin Bravo, Amerikalı Jean-Marc Bar, Rus Grigori Dobrigin, Japon, Bulgar, Romen, Kuzey Afrikalı, Suriyeli vesaire vardı ve bu oyuncuları bulabilmek aylarca arayış demekti bizim için. Sadece oyuncular değil, çeşitli ülkelerdeki ortaklıklarımızın yanı sıra ekibimiz de farklı milletlerden oluşuyordu büyük ölçüde. Tek dil üzerinden anlaşmamıza imkan tanıyan bu modern hayan hepimizin tecrü tecrübe ettiği gibi bir yandan da durmadan ayrıştırıyor bizi. Kendi dilinden, kültüründen feragat etmeyi melezleşme adına önerirken elbette zulme de çanak tutuyor. Yakın gelecekte geçen ama aslında zamansız bir dünyayı anlatan bu filmde bu sebeple konuşulan tek dilde yani İngilizce olarak çekilmek durumundaydı. Küresel çeşitliliği bir arada tutarken herkese hakim olan kültüre benzeten bu dünyanın ruhuna uygun böyle bir filmin renginin siyah beyaz olması, birbirinden çok farklı ülkelerde çekilecek görüntüleri ve atmosferi süzerek birleştirerek devamlılığı tutarlı bir şekilde koruyabilmesi için şarttı. Görüntü yönetmenimiz İskoç Gils Nutkens, işte helak olmuş bir modern şehirle ölü topraklar arasındaki bu bağ kamerasıyla ustaca kurdu. Bu, aynı zamanda mekansız anlatımın rengi bu sebeple ancak siyah beyaz olabilirdi. Lakin bu bile dijital değil, negatif çekileceği için bugünün teknolojisi açısından büyük zorluklar demekti. Üstüne bir de efektler için gereken VFX çalışmalarını ekleyin. Filmde gelecek için tasarımlanan akıllı cihazların, vitrinlerin, gıda maddelerinin, irili ufaklı nesnelerin, endüstriyel ürünlerin, henüz tahayyülümüzde olmayan gelecekteki giyinme tarzımızın somut ürünlere işlenmesi başlı başına çok yoğun, emek isteyen ve upuzun bir süreç gerektirdi. Ki, önceki filmlerde birlikte çalıştığımız production designer'ımız Nez Eraydasız asla olamayacak bir işti. Onlarca yüzlerce sandığın İstanbul'dan çekimlerin yapılacağı Detroit'e yani Amerika'ya, oradan Almanya ve oradan da Anadolu'ya zarar görmeden, gümrüklerde hukuki sorun çıkarmadan taşınması da buna dahil. Farklı ülkelerdeki çalışma koşullarına riayet etmek, sözleşmeler, sendikalaşmak, oralardaki elemanları film ekibine dahil ederek birlikte çalışmak ve ama çalıştırma kurallarına uymak, anlaşmak, ortak bir dil tutturmakta fazlasıyla terlemeyi gerektirdi. Prodüksiyon sorumlumuz Nadir Öperli'ye borçlu bunu büyük ölçüde. Semih'in 2000'de çektiği herkes kendi evindeden beri hatta onun için yazdığımız ilk senaryo taslaklarından beri birlikte yolculuğumuz devam etti. Hayatımız kurduğumuz yapım şirketine katkı olarak nefes almaktan ibaret. Alınmayan yönetmenlik, senaristlik, yapımcılık paralarından vesaire. Niçin? Gerçeğe yaklaşmak, onu bir ifade diline tercüme edebilmek ve bir güzelliği bugünün ruhunda paylaşabilmek için. Hakkıyla aşkla. Buğday'ın senaryo aşamasında yine birlikte çalıştık Semih'le. Yazmayı ilerlettikçe bunları nasıl çekeceğiz? İmkansız diyordum. Hele bir yazalım, bulunur bir yolu diyordu. Hiç taviz vermedik rüyamızdan. Sonradan yazdığımız ve çekimini yaptığımız bazı sahnelerin dünyada birebir yaşanmaya başladığını gördüğümde yaşadığım hüzün anlatılamaz. Önceki filmlerin senaryo aşamasından kurgusuna dek, yapımcılığından post prodüksiyonuna dek elimizde, cebimizde hiçbir şey yokken Allah'ın bize neler lütfettiğini gördüğüm için evet diyordum. Tamam, tabii bir yolu bulunur. Devam edeceğim inşallah.